Şeyda gelinin mutfağı siyah, beyaz ve gri tonlarında dekore edilmiş. Beyaz leke mutfak dolaplarında gold detaylı siyah kulplar kullanılmış. Ara fayanslar sade olduğu için kırçıllı tezgah göz yormuyor. Metal tablolar ahşap detaylı kahve köşesine uymasa da mermer masa ve kafesli sandalyelerle çok yakışmış. Son olarak füme cam başlıklı avizenin mutfağın genel tarzına uygun seçildiğini belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Evet kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı alabilirim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle Şeyda'cığım, ben kahve köşenden başlamak istiyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim, ahşap olması biraz gözümü rahatsız etti. Çünkü mutfağın çok klasik, hani gold detayların var. Evet. Tezgahın öyle, halın öyle. Biraz ona spor kaçmış diye düşünüyorum. Ve beni yüksekte olması rahatsız etti. Neden yüksekte? Yani şu anda çünkü mutfaktaki imkanlarım ona anımsatıyor. Yani o şekilde oluyor. Zaten kahve makinesini kahve köşesine oraya koymak istemezdim. Eğer tezgahımda yer olsaydı tezgahıma koyacaktım. Ama hani tezgahım dolu olduğu için onu o köşeye koymak zorunda kaldım. Bu arada tezgah siyah dedim. Tezgah hani sonuçta ben yapmıyorum. Kiracı olduğumu da söylemiştim. Hani bu şekildeydi. Halılarımı evimi tuttuktan sonra aldığım için hani mutfağa uyumlu olsun diye halımı bu renk aldım. Ahşap detaylı bir mutfak daha çok istediğim için onu çeyizimde almıştım. Ama tabii aldığım için de hani mutfağım sonradan tuttu, evimi sonradan tuttuğum için hani siyah beyaz olduğunu bilmiyordum. Ama yine de kullanmak istedim. Farkındaysan hani köşeliği, hani ufak ufak detayları yine ahşapla golda uyum sağlamaya çalıştım. Ahşap detayları daha çok seviyorsun galiba ama evinde hiç göremedik. İşte evinde hiç göremedin. Farkındaysan mesela ahşap detayını gidip de salonumda gümüşe niye katayım ki? Veyahut da yatak odama golda niye ahşap katayım? Burada detaylar mutfağı neden kattın peki? Çünkü almıştım. Değerlendirmek istedim. Kullanmayabilirdin. Yoksa, yok, seviyorum. Yani sevdiğim için de değerlendirmek istiyorum. Mesela kahve makinesi çok yukarıda duruyor. Hani bunu, ben oraya mı koymak zorundaydım? Hani buradan mı alıp yapıyorsun? Kahve makinesini çıkartıyorum, tezgahta yapıyorum. İşim bittikten sonra yıkıyorum, geri yani kaldırıyorum. Burası kahve köşesi olmuş ya, daha altta olabilir. Orası kahve hemen köşesi niyetine yapmadım zaten. Oraya dekor amaçlı yaptım. Hani evet, ama böyle biraz daha aşağıda olabilirmiş. Evet, aynen. Ama şey, kaloriferi o zaman kullanamazdık. Kaloriferi çıkartmamıza ev sahibimiz izin vermedi. Öyle olsaydı hani oraya daha çok tam kahve köşesi yapacaksın. O şekilde olmadığı için maalesef yukarıdan yaptım. Aslında onu alt rafa koymak istiyordum da babam monteledi bunu. Babam birazcık alt rafı dar tuttuğu için de onu mecbur hissedip oldu. Aynen, orada olmamış. Bir de ben tablolara takıldım. Tablolar, evet, tablolar benim de bir facia. Yani 6 aylık evliyim zaten. Benden önceki kiracı da yeni evliymiş. O kullanmış. O da size ait dekor değil yok, burası. Yok değil. Kesinlikle değil. Zaten hani evimi boyatmayı düşünüyorum. Keşke çıkarsalar mı? Evet. Çıkarsaydım boya yaptırmak zorundayım. Ama şu anda boya ya hani kış ayındayız. Daha farklı bir şey yapabilirdiniz aslında oraya. Yani uğraşmadım. Zaten yazın salonun dekorunu da değiştireceğim için hani ikisini bir boyatırım. En azından burayı tamamen kaldıracağım. Farklı bir dekor istemiyorum. Göz yoruyor evet, bence de. Klasik mutfağı bu yazılar hiç hoş evet, olmamış. Evet evet. Ya kesinlikle. Onu ben de katılıyorum. Çünkü çıkarsam mis kalacak, mecbur boyatmak evet, zorunda kalacağım. Hı-hı. O yüzden yazı böyle bekliyorum. Böyle kullanmayı tercih ettim. Şu Allah'tan çok aşırı, en azından siyah olduğu için aşırı aşırı göz yormuyorsa kesin ilk eve... Sadece evet model olarak. Evet evet, hiç ben değil. Masam buradan benim... izlerse zaten o eski kiracı, hiç tanımıyorum. Umarım görür. Masan benimkine benziyor evet, zaten. Evet, o yüzden demiştim. O yüzden masanı beğendim. Seninkisi mermerdi, bu tahta, evet, tahta görünüyor. O yüzden bakayım. Senin mesela mermer o fiyatı tahta vermiştin ya, şaşırmıştım, çok geldi bana. Bu ne kadar aldın? Bunu ben internet sitesinden almıştım. Yanlış olmasın 1700 liraydı sandalyeleri birlikte. Yani görünüm olarak iyi. Görünüm evet, olarak ama da şöyle düşünmek gerekirse oldu. O da dedim mermer. Evet hakiki, mermer ama mermer normal işte geliyor o zaman. İşte yani şöyle herkes yani hakiki mermer almak zorunda değil. Evet. O görünümü de verebilir. Onda sıkıntı yok. Fiyat olarak karşılaştırıyorum ben. Şu an hani pahalı dedik ya seninkine. Anladım da saçma şeylere yani değiniyorsun. Yani 20.700 ya hani. Benim lafıma girmezsen yani her lafıma giriyorsun. Tatlım, çünkü ay lafına değil, sürekli susmadın ki yorum yapalım geldiğinden beri. Ben daha yeni beri başladım canım benim. Hayır susmadın her geldiğinden beri. Girme, bıt 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 her lafıma girme. Kaç girme gündür. Girme gibi sus, bir yorum yapalım. Kardeşim, her şeyi yorumlamak istiyorsun. Ben bitireyim ondan sonra. Hayır ben yapmak istiyorum. Bir sus, ben yapayım. Ben bitireyim. Hayır Şeyda'cığım, ben konuşuyorum. Hayır Şeyda'cığım, çok ben konuşuyorum. Tamam bir saniye. Sadece bir iki hata, yani hatayım bir iki dekor. Susmuyor ya gerçekten. Olmayan şey var. Ama tamam, genel olarak mutfağın güzel.
güzel. Özellikle ha. kırmızı çaydanlığına runner'ını ve havlunu çok beğendim. Uyumu çok güzel çok olmuş. Çok sağlıklı yorumlar yapıyorsun. Evet gerçekten ben... sağlıklı. Beğendiğimi dile getiriyorum. Bu teşekkür ederim. Sağlıklı yüzüme terbiyesizlik yaptım. Hayır ne alak? Susma gir geldiğinden beri canım. Ben bitireyim sonra konuşayım. Yani için teşekkür ederim. Yani ben de bir yorum yapsam olur mu? Şu an şeyden bir ayıp ediyorsun. Ayıp değil ben kızı yorumlamak istiyorum. Bir susmadın geldiğinden beri. Bitince yorumla. Sana yorumlama yer mi var? Ama ben bir şey demiyorum sana. Mesela şeyden. Diyorsun ki benim böyle. Runner'ını bu mutfağa yakıştıramadım. Mutfağım biraz klasik ya. Evet. Hani biraz daha böyle şık bir şey olabilirdi. Tek renk olabilirdi ama kötü ben... Kötü değil. Tek başına kötü değil ama biraz daha hani şık kombinasyon olabilirdi. Evet, teşekkür ederim. Halını ne kadar aldın? Halımı 800 TL'ye aldım. 800 TL. Beyaz eşyalarım peki? Beyaz eşyalarım zaten ankase set olarak almadım. Bunu evin kendi şeyi vardı. Bu ikisini aldım. Fırını 5000'e aldık. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 3000 falan olması lazım o civarda. Çünkü ayrı ayrı alındı. Takım ayrı alınmadı. Ayrı takım değil. Kendim şey yaptım. Buzdolabımı 18.000 aldım. Oradaki detaylar nedir acaba? Gösterebilir orada misin? Şey bizim ikimizin eşimle evlenme teklifi, isteme söz, gelinlik. Hani o tarz küçük resimler yaptım. Onlar var. Evet onları koymam. Onları da siyah çerçevede ettim özellikle. Evet koş olmuş onları koymam. Beğendim. Hanımlar Şeyda'nın kıyafetinde gold ve gümüşü bir arada kullanması dikkatinizi çekti mi? Evet. Ben hep söylüyorum dış ses ama sürekli ev başka, kombin başka diye savunmalar tekrardan yapıyor. Tekrardan bak yine aynı yere imlendik. Çok güzel cevap verdin. Taşlar da gümüş hayatım. Bak ne dedim? Evet. Evimde göremeyeceksin dedim. Yine bir dahaki yollarda da fark etmişsindir. Bakacağız. Evim, evet. Daha da ince detaylı bakacağız. Evet. Evimde gold, gümüş detaylı görememişsindir. Hani burada belki vardır. Çünkü hani ankase setimi ayrı aldığım için onların düğmeleri de gold olsun isterdim ama onlar gümüş detaylı. Ben de bugün senin için gold, gümüş yaptım. Evet. Güzel çok olmuş. Güzel olmuşsun. Çok yakışmış. Hanım tamam. Olmuşsun. Yorumlayacağım gold ve gümüş görürsem ona göre. Ben yorumla emin edeceğim. Bir şey sen bir sus. Perden bana biraz eski tarz gibi geldi. Evet. Emineciğim neresi eski bunun? Sen, yani sen bu sen eski bir karışma. Mi? Ben şey daha yorum yapıyorum. Sana eski mi söyledim? Mi? Yani yorum yaparken kendi savunacağım. Avukatı sen değilim ben zevkimi söylüyorum. Ya sus bu canım, eski mi? Var ya yanımda car car eski car. Eski mi bu? Yani zevksiz olduğum burada. Tatlım bu eski mi perde mi? Göreceğiz senin evini de. Benim evimi kıyasını da göreceğiz hayatım. Sen sus. Benim yoruma karışma. Ya ne demek istemiyorum ya? İstemiyorsan çık tatlım buradan. Perden susar mısın? Emine sus deyince neden susayım ki? Hem boş boş yorum yapıyor hem de perdeyi gereksiz eleştiriyor. Perden ne kadardı? Perdemi 800 TL'ye aldım. 800 eski TL. Model dedin. Hani desenli olsun dedim. Aslında bir bakıldığında düz bir model. Düz. Birazcık da ben kumaşından kaynaklı bunu tercih ettim. Keten kumaştı ya bile. Ya şeyden şey olabilir. Mutfağın klasik ya. Bir de senden böyle hani iki gündür böyle şık bir kombinasyon beklediğim için böyle detaylar görünce hani biraz şaşırıyorum. Şey diyebilirsin hani her şeyi şık yapmak zorunda değilim diyebilirsin. Ya şimdi ahşap modele de şık yapamazdım. Çünkü birazcık ahşabada baskın gösterdiğim sana için. Sana bir şey diyeyim hani bunu buraya dekor olarak koymuşsun ya. Bence bu burada olmasa bence çok daha güzel olurdu mutfağın. Ya ben mutluyum onu çünkü bir ahşap istiyordum mutfağımda. Aynen. İnşallah kendi evimde hani ahşap dekorlu bir mutfak nasip olur. İnşallah. Hani o beni mutlu ediyordu yani bence hoş. Monise sen de bir şeyler söylemek ister misin? Yani çok gerek kalmadı. Emine car 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 konuştuğu için ben bir kendimi yani ifade edemedim. Şeyda ile göz teması kuruyoruz. Hani anlatacağım o sırada pat diye atlıyor. Konuşalım al senin yani Şeyda. Evet konuşayım bence de. Konuş. Tatlım genel olarak mutfağın güzel. Evet hasır tek bunu kullanmışsın. Bir de işte saksı olarak uyum sağlamaya çalışmışsın. Evet. Küçük detaylar yapmaya çalışmışsın. Genel olarak güzel. Görünüm olarak güzel. Sadece şu duvardaki tabloları beğenmedim. Onda kiracıdan kaynaklı olduğunu belirttin. Gerçekten. Ha, değiştirilebilir miydi? Evet değiştirilebilirdi tabii ama. Tabii ki de masraf etmek istedim. Çünkü boya temiz olduğu için. Hani şu anda eğer boyada lekeler olsaydı kesin zaten boyatmak için çıkartırdım. Anladım. Boya temiz olduğu için beni yaza kadar idare edeceğini düşünüyorum. Evet anlayabiliyorum. Ben de aynı şekilde yaptım. Için. Genel olarak güzel. Kırmızı rengi katman çok hoş golda. Zaten yakışıyor. Yani benim diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim kızlar. Yorumlarınız bittiyse ya diğer arkadaşları alalım. Tabii ki. Şöyle geçelim. Mutfakta zaten bir karmaşa var. Böyle neyi eleştireceğimi şaşırmışım. Munis'e oradan benim lafım bitmeden hemen atlıyor. Yani çok büyük bir terbiyesizlik yaptı. Ben de bu yüzden kendisine tepkimi gösterdim orada zaten. Evet kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı alabilirim. İlk olarak buzdolabının üzerinde ben magnetleri pek sevmiyorum. Hani biraz karışık duruyor. Zaten farkındaysan magnetten çok orada bizim resimlerimiz var. Sadece açacağımız var. Yani magnet nazar boncuğu var. Aynen karışık durduğu için sevmiyorum. Ama resimlerinizin olması anlamlı tabii ki. Hani onu mutfağın daha sade olsa belki koyabilirdin ama zaten hareketli bir mutfak olduğu için desenleriyle. O yüzden orası daha bir karışık olmuş. Hani ben olsam öyle kullanmazdım.
Bir de mutfakta ben tül perde pek sevmiyorum. Daha çok zebra perde veya stor olduğu zaman ama daha biz çok balkonu tabii daha şık bir perde, stor perde de. Ama balkonu çok sık kullandığımız için stor perdeyi açınca komple evin içi gözüktüğü için hani o tarz tercih etmedim. Peki çöpün nerede? Balkonda. Balkona çıkarken tülü böyle açıp falan çıkıyorsun ben şey ya. Normalde şu an burada gözükmüyor. Normalde lavabonun içinde küçük bir çöp kovan var. Hmm. Hani böyle minik. Oraya atıyorum. Orada zaten gün içerisinde doluyor. İşim bittikten sonra atıyorum. Mutfakta işim bitmiş oluyor. Ama mutfağın genel olarak şık gold detaylar var. Öizen, grili. Ama yani tül perde biraz hani basitleştirmiş oldu. Bir zebra perde beklerdim. Ya zebra perde evet daha şık ama dediğim gibi balkonu kullanmasam ya da balkonu olmasa olabilirdi. Anladım. Senin kolayına daha böyle geldiği için böyle yapmışsın. Perdenin dışında kırmızı çaydanlık sadece tek olsaydı ona yine yorum yapardım. Çünkü sadece kırmızı tek başına bir renk olarak katmış oluyordun. Ama rınırınla falan uyum sağladığı için olabilir. Teşekkür ederim. Detaylarını hiç beğenmedim çünkü bunların hepsi zaten yılbaşı konsepti. Buradaki peçeten de dahil olmak üzere. Çünkü runner'da, buradaki halluda ve buradaki geyikte bir kokine çiçeği görüyorum ve tamamen yılbaşı konseptiyle alakalı. Gümüşe bana her gün yılbaşı diyeyim o zaman güzel. Gümüşe ve gold'a çok takılıyorsun ama konseptindeki mutfağındaki detaylarında gold var ama avizen, gümüş. Avizen yani gümüş değil yalnız o antrasit gri, füme. Tam gümüş ne fark ediyor o. Ben şu an hala gold bir şey göremiyorum orada. Uyumu seviyorsun ya. O nedenle tamam, ikisi neden? Arasında hiçbir şey masa göremiyorum. Masa hangi renk? Halım hangi renk? Masa hakkında yorum yapmayacağım. Zaten klasikleşmiş mermer desenli masa. Bunu herkes de görüyoruz. Mutfağında beğendiğim tek yer şu detayın. Bir de beğendiğim o da kombin olduğu için hava fritözünün altındaki hasır suplaların. Dün de zaten pazartesi günü çok pardon Emine Hanım için de yorum yapmıştım. Mermer detay çok hoş gelmiyor bana. Alakasız geliyor. Ne alaka yani yağdanlık, karabiberlik. Orada bir sukulent görüyorum. Bana çok manasız geldi. Dediğim gibi beğendiğim tek yerin burası ve o da kombin olduğu için hasır supla bu kadar. Evet yani senin evinde mutfağında gördüğümüz üzere hiç tezgahında bomboş yoktu. O senin tarzın. Yani bu gold detaylı bir mermer olduğu için gayet de mutfağımla uyum sağladığını düşünüyorum. Ve avizem gümüş dedin. Avizemin gümüşlükle alakası kesinlikle yok. Füme renk. Ve farkındaysan halım ve tezgahım gri. O yüzden onu o şekilde bütünledim. Buraya gold almış olsaydım aşırı abes dururdu. Ahşapta alamazdım. Siyahla onu bütünlemiş oldum. Farkındaysan siyah camları da füme. Yani... Kesinlikle ben yakıştıramadım. Benim hoşuma gitmedi. Beğendiğim tek detay bu. Ben ayrıyetten birbiriyle zaten alakasız buldum. Yani şu otantik görüntüyle bu masanın ne alakası var? Zaten antresi, artık evet, bu masanın gerçekten her yerde görmekten sıkıldım şu mermer yani, desenler. Demek ki her gördüğü yer seviyor. Ya işte bir burası şey alışılmışlık var ya ben onu aşmaya çalışıyorum sadece. Beğendiğim tek yerim burası. Bardakların evet gerçekten çok hoş. Zaten ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani o nedenle beğenemedim. Sadece beğendiklerimi söyledim bu kadar. Ha çaydanlığını çok beğendim. Ben Emine Hanım'ın mutfağında da söylemiştim. Ocağın üzerinde renkli bir şey görmek benim hoşuma gidiyor. Ve kırmızısı çok hoş durmuş bence. Burayı... Kaça yaptırdınız? Ben de aynısını yani soracaktım. Toplamda. O rafı ben internet sitesinden bir de onu ben çeyizimi almıştım. Neredeyse belki 7-8 ay önce. Onu 150 TL'ye almıştım o rafı. Çok yani uygun. Hepsi parça parça çok farklı fiyatlar. Çiçeği 150 TL'ye almıştım. Sadece ikili fincanını çok o merak ettim. O ikili fincanımı 250 TL. 200 hatta 30 lira falandı. İkisi de mi? Yok ikili fiyat. İki tane fiyat. Yok, çünkü şey var. Seramik olduğu için el yapımı. Normal bardaklar değil. O zaman. Evet. Avizenin fiyatı nedir acaba? Avizenin fiyatını 600 TL'ye aldım. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim kızlar. Şimdi yatak odama geçebiliriz. Geçelim. Geçelim.